Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar 3. pozisyondan bahsetmek istiyorum. Daha önceki bir videomda 1. pozisyonda notaların yerlerinden bahsettim. Şimdi de 3. pozisyondan bahsedeceğim. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar çok önemli şeyler biliyorsunuz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar öncelikle 3. pozisyonun mantığından bahsedeyim size. 3. pozisyon dediğimiz şey arkadaşlar aslında 1. pozisyondayken 3. parmağımızda olan notayı 1. parmağımıza aldığımız zaman 3. pozisyona geçmiş oluyoruz. Yani şöyle göstereyim. Mesela 1. pozisyonda la telinde 3. parmağım hangi notaya denk geliyor? Re notası değil mi? Bakın. Ben bu re'yi eğer kaydırıp 1. parmağımı alırsam artık 1. pozisyondayım gördüğünüz gibi. Şimdi ilk mantığı öğrendiğimize göre ilk maddeyi öğrendik. 1. pozisyonda 3. parmağımızda olan notayı 1. parmağımıza alıyoruz, kaydırıyoruz ve 1. parmak yapıyoruz. O zaman 3. pozisyona geçmiş oluyoruz. Peki 3. pozisyonda hangi notalar var? Ondan başlayalım. Aslında arkadaşlar 1. pozisyonda 3. parmaktan sonra devam eden notalar, yani do, do, re, mi, fa var değil mi? Aşağıdaki tele geçiyoruz. Aynısı, bakın aynısı 3. pozisyona, sol telindeyim. 3. parmak hangi nota? Do notası. Bunu 1. parmak yapıyorum. Kontrolümü yapıyorum. Do. Sonra hangi nota gelecek? Re notası. Ama normalde ne olacaktı? Re teline inecektim ama burada 3. pozisyondayım. 2. parmağım re. 3. parmağım mi, 4. parmağım fa. Yani bakın aynı sesler zaten, anlaşılıyor. Bir daha çalıyorum. Anladınız. Yani aslında 3. pozisyona geçerek re telindeki notaların aynısını burada çalmış oluyoruz. Bunu daha ta buralara kadar da gidiyor aslında ama oralar sonraki işler. Parmağımızın şekli de şu şekilde olması gerekiyor. Do, sol telindeyim, 1. parmağım do, 3. pozisyon 2. parmağım re. Bu aynı zamanda bize boş re telini de veriyor, hatırlayın. Kontrol edebilirsiniz yani. Doğru basıp basmadığınızı. 3. parmağımız mi. Bakın bunların ikisinin arasında birer parmak boşluklar var. Mi ve do, şey do ve re, re ve mi arasında birer parmak boşluk var. Ama mi ve fa bitişik. Çünkü nedenini anlatmıştım daha önceki bir videomda. Mi ve fa zaten yarım notalardı. Daha sonra re teline geçiyoruz arkadaşlar. Re telinde de yine 3. parmağımız hangi nota re telinde? Sol notası değil mi? Bunu 1. parmak yapıyoruz, kaydırıyoruz. 1. parmağımız, 1. parmağımız sol notası oldu şimdi. 2. parmağımız ne olacak? La notası olacak. Yine aynı şekilde bakın. Sol. 1. pozisyonda sol la si do yaptım. Aynı sesleri veriyor. Bakın aynı notalar çünkü. 1. parmağım sol, 3. pozisyonda. 2. parmağım la. Aynı zamanda boş la teli bu. 3. parmağım si. 4. parmağım do. Şu şekilde. Bakın sol telinde olduğu gibi yine sol ve la arasında boşluk, la ve si arasında bir boşluk var ama si ve do bitişik basıyoruz. Daha sonra geliyoruz
La teline. La teline geliyoruz. La telinde başta da söylediğim gibi üçüncü parmağımız hangi notaya denk geliyor? Re notası. Re notası. Bunu birinci parmağa getiriyoruz. Evet. Üçüncü parmağım re'ydi. Onu birinci parmağa aldım. Şimdi re notası birinci parmağıma geçmiş oldu. Ben de böylelikle üçüncü pozisyona geçmiş oldum. Bunu şimdi ikinci parmağım ne olacak? Mi olacak değil mi? Aynı zamanda boş tel olan mi. Sonra ne geliyor? Mi'den sonra fa geliyor değil mi? Ve bunlar nasıl notalar? Yarım ses notalar. O yüzden bitişik olmalılar. Mi. Bakın bitişik. Re. Mi. Fa. Sol. Görünüyordur umarım ya. Re, mi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Aslında birinci pozisyonda aşağı geçtiğimiz notaların aynısı. Bakın. Aynı sesleri veriyor. Daha sonra mi teline geçiyoruz. Mi telinde arkadaşlar üçüncü parmağımız hangi notayı verir? La notasını verir bize değil mi? La notasını verir. Biz bu üçüncü parmaktaki la notasını birinci parmağa alıyoruz ve artık üçüncü pozisyondayız. Daha sonra la'dan sonra hangi nota gelir? İkinci parmağımız si oluyor. Ve aralarında bir parmak boşluk var. Çünkü la ve si yarım nota değil. Şimdi si'den sonra hangi nota gelir? Do gelir. Si ve do nasıl notalar? Yarım notalar. O yüzden yine bitişik basacağım. Si do gördüğünüz gibi. Dördüncü parmağım arkadaşlar, üçüncü pozisyonda dördüncü parmağım re notasıdır. Şimdi arkadaşlar önemli olan entonasyon için ve pozisyonların geliştirmek için gam çalışırken de en önemli şey şekilleri öğrenmektir. Şekiller size çok fayda sağlar. Şimdi sol ve re telinde nasıl bir şeklimiz var biliyor musunuz? Sol ve re telindeki şeklimiz bu. Sol telinde birinci parmağımız do. Bir boşluk bırakıyoruz re. Daha sonra bir boşluk bırakıyoruz mi. Mi ve fa bitişik bakın. Sol telinde bu şekil. Do ve re ayrı, re ve mi ayrı, mi ve fa bitişik. Re telinde de aynı bu şekil var. Buna pattern diyor İngilizce'de ama şekil diyeceğim ben. Nasıl Türkçe'ye çevireceğim bilmiyorum. Re telinde de birinci parmağımız üçüncü pozisyondayken birinci parmağımız sol notası, ikinci parmağımız la notası ve arada yarım ses var. Sonra la'dan sonra si geliyor. Arada yine bir parmak boşluk var ama si ve do bitişik olarak çalınıyor. Yani sol telinde ve re telinde yapacağımız olan şekil bu. Üçüncü pozisyondayken la ve mi telinde şekillerimiz değişiyor. Şu şekli alıyor. Sol ve re telinde buyken la ve mi telinde bu şekli alıyor. La telinde birinci parmağımız re notası, ikinci parmağımız mi notası, üçüncü parmağımız fa, bitişik basılacak çünkü fa ve mi notaları yarım nota. Sonra sol, bakın gördüğünüz gibi bahsettiğim şekil ortaya çıkıyor. Yani şu şekil ortaya çıkıyor. Burada la telinde birinci parmağım üçüncü pozisyondayken re, re ve mi ayrı, mi ve fa bitişik. Fa ve sol ayrı notalar oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde mi telinde de bu şekil var. Mi telinde de birinci parmağım la notası oluyor. Üçüncü pozisyonda ikinci parmağım si notası oluyor. Sonra si ve do bitişik. Üçüncü parmağım do notası. Dördüncü parmağım re notası ayrı bir şekilde. Yine la telindeki şeklin aynısı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mi telinde üçüncü pozisyonda birinci parmağım la notası, ikinci parmağım si notası, bu la ve si ayrı, si ve do, üçüncü parmağım do notası, si ve do bitişik, dördüncü parmağım re notası, do ve re
ayrı olarak çalınıyor arkadaşlar. Tabii ki ben natural halleriyle gösterdim size notaları. Ancak çaldığınız gama tona göre bu notalar değişebiliyor tabii ki. İşte fa diyez olursa, do diyez olursa, si bemol olursa bunlar değişecek. Ama en temel halleri, natural halleri bu notaların. Umarım sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. İleride bu birinci pozisyonda ve üçüncü pozisyonda farklı gam çalmaları da göstereceğim size. Yani farklı tonlarda olursa şekiller nasıl değişiyor, parmaklar nasıl pozisyon alıyor bunları da göstereceğim. O yüzden videoların devam etmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı, isteklerinizi aşağılara yazmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok motive edici oluyor. Konuşabilsem bir de çok güzel olacak. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın ve bol bol çalışmayı unutmayın.